Peki, o zaman tekstil sektöründen yönümüzü yine 5 yıllık kalkınma planına çevirmek istiyorum. Servet Yıldırım bizleri bekliyor. Yorumlarını merak ediyorum Servet Peki. Bey'in de. Ekonomi Gazetesi yazarı Servet Yıldırım. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Hakan, günaydın Berfin. Hoş bulduk. Günaydın. Şimdi Servet Bey, 5 yıllık kalkınma planı meclise sunuldu. Sabah da Hakan Bey'le de konuştuk. Hakan Bey, OVP daha iyi hazırlanmış gibi geldi bana dedi. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Siz nasıl buldunuz planı? Ben de şöyle bir genel olarak baktım. Bizim bugün gazetede Canan Sarıkaya'nın haberi vardı. Haberden de şöyle detaylarına baktım. Hani ne diyor diye. Birincisi hani dediklerinin altında alt tarafları dolu mu ayrı bir konu. Ama şöyle baktığımız zaman ben de hakkına katılıyorum aslında. OEP daha iyi hazırlanmış gibi geldi. Şöyle genel olarak hatlarıyla bakarsak %5.8-5.9'luk bir büyüme var. 5 yıl büyüme ortalaması. Buna karşı cari işlemler açığının milli geliri oranı da 0.2'ye çekilmesi öngörülüyor. Bunlar çok tutarlı değil. Yani Türkiye ekonomisi cari açık vererek büyüyen bir ekonomi. %5.8-5.9 büyüyeceksiniz ama cari işlemler açığının milli geliri oranını %1'in altında tutacaksınız. Bu zor görünüyor. Yani bunun nasıl sağlanacağı belli değil. Ve çok sağlanabilir de değil. Çünkü bizde ne zaman cari işlemler açığı 1'in altına inmişse ya da cari işlemler açığı işte yaklaşık 1 ile 1-2 arasında olmuşsa genelde o dönem ekonominin durgun seyrettiği dönemdir. Yani büyümenin daha düşük olduğu ya da bir kriz yılıdır. Yani büyümenin değil daralmanın olduğu yıldır. Onun için orada hangi teknolojik gelişme olacak, hangi bir sıçrama olacak da biz o dengeyi tutturacağız. O belli değil. Orada artan turizm gelirlerine atıf var. Ama onu karşılayacak boyutta olur mu? Geçmiş performansa bakıyoruz. Böyle bir şeyi Türkiye yüksek büyüme ortamında sağlayamamış. Yani yüksek büyüme demek bunun finansmanı için dışarıdan iç tasarruflarda bir artış olmayacağı için dışarıdan daha fazla borçlanmak demek. Gene diğer dikkat çeken şey işte orada ihracat 380 küsur, 370 küsur milyon, 480 küsur pardon milyar 480 milyarlık da ithalat var. Yani yüzün biraz üzerinde bir dış şahit açığı var. Buna bakınca tabii benim aklıma hemen şey geldi oradaki hedeflere bakınca. 2012 yılında açıklanan 2023 hedefleri geldi. Yani biz 2023 hedeflerine açıkladığımız hedefler itibariyle 2023'te 500 milyarı yakalayacaktık. Şimdi 2028'de 400 milyar doları yakalayamıyoruz. Bu bizim ne kadar geriye düştüğümüzü gösteriyor. Aynı şekilde milli gelir için 2023'te biz 25 bin dolarların hayalini kuruyorduk. Böyle bir ekonomi yaratacaktık. Sanırım 17 küsür bin dolarlık bir kişi başı milli gelir var. Yani hala 25'i yakalayamıyoruz. 25'e yaklaşamıyoruz. 17-18 yapıyoruz. O da hani nasıl oraya ulaşılacak belli olmayan bir hedef. Onun için Hakan'a hak veriyorum. Hani çok fazla bir şey söylüyor mu, yön gösteriyor mu? Orada bir niyet beyanı var içinde. Tek haneli enflasyona ulaşılması için bütün araçların kullanılması diye. Eğer enflasyonda ya yani fiyatlarda bir istikrar sağlanırsa o zaman orta vadede uzun ve sürdürülebilir büyüme sağlanabilir. Bir o taraftaki niyet beyanı dikkatimi çekti. Biliyorsunuz Mayıs ayından bu yana o niyet beyanı türlü türlü belgelerde açıklanıyor. Yani tutun Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun açıklamasından tutun OVP'ye kadar diğer tüm belgelerin hepsinin içine girmiş durumda. Umarım o ciddi bir niyettir. Yani orada tekrar biz 2020-21'de yaptığımız gibi bir dönüş yapmayız. Ama onun dışında işte imalat sanayinin payı artıyor. Sanayinin payının arttığını, tarım payının, hizmetlerin payının gerilediğini görüyoruz. Bu da yani bir niyet beyanı. Yani ekonominin hangi yönde büyüyeceğinin beyanı. Ama bakınca genel olarak benim ilk aklıma gelen biz son 3-5 yılda çok geriye düşmüşüz. Yani hedeflerimizden, vizyonumuzdan geriye düşmüşüz. 500 milyar dolar ihracatı hedeflerken bunun neredeyse 3'te 2'sine getirmişiz. 25 bin dolarlık bir milli gelir hedeflerken gene bunun 3'te 2'sine getirmişiz ve 5 yıl gecikmeyle. Dolayısıyla bu bizim ekonomimizin son 5 yılda ya da 5-6 yılda ciddi zarar aldığını, çok geriye düştüğünü gösteriyor. O plana bakınca da aklıma bu geldi.